Morgan. Hava atışı sonrasında iki hücum şansı. Daha karşı yakın ama hava atışı sırasında bir ihlal tespiti. Biraz daha değişti. Önemli takviyeler de yaptılar zaten bu alanda. Tarık Biberovic meseli içeride. Biberovic şöyle bir kenardan dolaştı Tarık Biberovic ama öncesinde hatalı bir pozisyon alma. Tarık Biberovic işte bu pozisyon. Top kaybı. Ahmet Baygül. Ayvıl Şerper'de geldi. Muhammed Baygül. Hatalı yürüme. Top kaybı Türk Telekom ve Muhammed Baygül'den. Evet, 19 sayıya çıkmıştı fark. Önemli bir karakter göstergesi bu. Bahçeşehir adına. Üç sayı çizgisinin gerisinden de Şampiyer. Diğer hafta içi Anadolu Efes karşısında savunmada neler yapabileceğini göstermiş. Şimdi de ben hücumu da bu şekilde yaparım diyor. Tabii aslında onun savunma temelli oyunu Fenerbahçe Beko açısından çok daha değerli. Senin de söylediğin gibi Anadolu Efes maçında çok kilit bir rol oynamıştı de Şampiyer. İçerisinde transferi gerçekleşmişti. Bu arada Kaçi rakibinin zamanlama hatasıyla beraber üzerine çıktı adeta. Muhammed Ujjateh şimdi ayağa kaldırıldı. Cem Ulusoy topu indirmişti Jateh'e. Sonrasında bu faul geldi. İkinci yarıda saniye. Farrell uzak çizgiyi gördü. Ömer orada. Ömer geri çekildi. Atışını kullandı. Top potaya sıkışıverdi. Yani büyük çekmece bir önceki periyotta geriden gelip öne geçtiği, farkı açtığı bölümde hiç top kaybı yapmamıştı. 3 sayı çizgisinin gerisinden çok isabetli oynadı ki bu yüzdesini arttırdı. Rebound'lar da rakibine karşı en azından kafa kafaya getirdi. Yani 3. çeyrekte rebound konusunda yenilmedi. Bu da bir anda öne geçmelerini sağladı. Bakalım buna ne kadar devam edebilecekler. Evet, şimdi tabii süreyle ilgili bir tartışma var. Topun kaldığı noktada. Pozisyon yönü değişti mi yoksa evet, süre mi bitti? Bunu evet, şey yapacaklar. Eğer top potada asıldıysa pozisyonun yönü değişecek. Kimde oldu? Yani Darüşşafaka'daydı ama şu anda Darüşşafaka o pozisyon hakkını kayıp mı edecek yoksa süre dolduğu için, 24 saniye top kullanılmadığı için direkt şu anda evet, pozisyon sırasına göre Darüşşafaka, yani 24 saniyenin dolmadığına, pozisyon sırasına göre Darüşşafaka'ya topu verdiğini söyledi hakemler. Evet, Sinan Güler topu canlandıracak şimdi.